Dirençler genellikle çok küçük olduklarından üzerindeki halkalarla değerlerinin yazılması daha doğru görülmüş. Çünkü rakamla yazıldığı zaman bu değerler okunamayabiliyor. Bu videoda dirençlerin üzerindeki halkaların ne anlama geldiğini ve nasıl okunduğunu göstermeye çalışacağım. Dirençlerin çoğu 4 halkalı ya da 5 halkalı üretiliyorlar. 6 halkalı üretilenler de var aslında. 6 halkalı ile üretilenlerin son hanesi ısıt katsayısını gösterdiği için aslında okunuşları 5 halkalılarla aynı. O yüzden onları buraya almadım. 4 halkalı ve 5 halkalı dirençler nasıl okunuyor? Bunları birlikte görelim. Öncelikle dirençlerin halkalarının okunması için her halkaya bir rakam atanmış. İşte siyah 0, kahverengi 1, kırmızı 2, turuncu 3 şeklinde devam ediyor. Onu bu tabloda görebiliyoruz. Tolerans göstermek için de yani direncin normal değerinden ne kadar sapabileceğini göstermek için de bir halka var. Burada da çeşitli renkler çeşitli toleranslara denk geliyor. Gene bunu tabloda görebiliriz. Şimdi bir iki tane örnek yaparak bunların nasıl okunduğunu görelim. Burada gördüğünüz gibi üstteki 4 halkalı direnç 24 kiloohm ve %10 toleranslı. Alttaki 5 halkalı direnç ise 4710 %2 toleranslı. Yani 4,7 kiloohm %2 tolerans. Peki bunlar nasıl okunuyor? Tek tek örneklerle nasıl okunduğunu görelim. İlk direncimiz 4 halkalı. Aşağıdaki tabloya bakarak okumamıza başlayalım. Kırmızı 2, sarı 4, turuncu da 3 anlamına geliyor. Ayrıca tolerans kısmında da %10 görüyoruz. Şimdi bunları tek tek alt alta yazarsak, tolerans halkasını saymazsak elimizde 3 tane halka var. 3 halka şu şekilde okunuyor. İlk 2 tanesi rakamı gösterirken, rakamları gösterirken, son halka kaç adet sıfır koyacağımızı gösteriyor. Yani bu örnekte baktığımızda 2 ve 4'ü koyduktan sonra 3 tane sıfır koyuyoruz. Okuduğumuz zaman da bunu 24 bin ohm yani 24 kilo ohm olarak okuyabiliriz. 24 kilo ohm ve %10 toleranslı bir direnç. 5 halkalı dirençlere geçtiğimizde son halka yine toleransı gösteriyor. 4 halka ile gösterildiğinde direncin değeri daha hassas olarak belirlenebiliyor. Sarı 4, mor 7, siyah 0, kahverengi de 1. Toleransımız da %2'ymiş. Onu bir kenara bırakalım. 4, 7, 0'ı yazdık. Sonra da bir tane 0 koyacağımız anlamına gelen kahverengi yani 4700 ohm. Bu da 4,7 kilo ohm anlamına geliyor. 4710 %2'lik bir direnç. Son örneğimiz enteresan bir örnek. Bu örnekteki değeri genelde yeni direnç okumaya başlayanlar karıştırabilir. Kahverengi 1, siyah 0, son halka da 0. Bu 0 tane 0 anlamına geliyor. Yani 1, 0 yazdık. 0 adet 0. Yani bu direnç 10 ohmluk bir direnç. Buna dikkat etmek gerekiyor. Son halka 0 olduğu zaman 0 tane 0 koyacağımız anlamına geliyor. Yani hiç 0 koymayacağımız anlamına geliyor. 10 ohm %10'luk bir direnç. Birkaç tane de gerçek örnek gösterelim. M'deki birkaç çeşit direnci size göstereyim ve birlikte okuyalım. Sarı, mor ve kırmızı gerçek direncimizin üzerindeki değerler. 4, 7 ve 2 tane 0, 4710 yani 4,7 kilo. O ikinci direnci bir ters koymuşum ama tersten de okusak olur. Sağdan sola doğru okuyacağız. Kahverengi siyah ve turuncu. Kahverengi 1, siyah 0, turuncu da 3. 1, 0, 3 tane 0 koyacağız. 10.000 ohm. Yani 10 kilo ohm. Şöyle bir grup direnç birbirine bağlanmış onları göstereyim. Sarı, mor, siyah ve turuncu. 4, 7, 0, turuncu da 3. 3 tane 0. Toplarsak 470 bin yani 470 kilo. Büyük bazı dirençlerde halka konmaz, doğrudan direncin değeri üstüne yazılır. Burada gördüğümüz gibi 50 kilo, %5'lik bir direnç. Dikkatle bakarsanız bu üstünde sargılar olan bir direnç. Tel sarılarak yapılmış. Gücü de yüksek 5 watt.
Gene yüksek güçlü bir direnç. Bu taş direnç deniyor bunlara. 18 kilo ohm. Üstüne doğrudan yazılmış değeri. Değişken dirençlerde de halka sistemindeki rakamlar kullanılır ama orada halka kullanılmayıp doğrudan üstüne bu şekilde yazıyorlar. Yani burada gördüğünüz gibi 504, 50 ve sonuna 4 tane 0, 500 bin ohm, yani 500 kilo ohm. Başka bir değişken dirence bakalım. 1 0 ve sonuna 2 tane 0, yani 1000. 1000 ohm, o da 1 kilo ohm eşit oluyor. Yine büyük bir direnç, 47 ohm, artı eksi %10 toleranslı. SMD dirençlerde de renk kodu kullanılmıyor, üzerine doğrudan rakamlar yazılıyor. Bunlardan da birkaç örnek göstereyim. Halkalı dirençteki örnekte olduğu gibi burada da 100 yazan direnci 1-0 ve sonunda 0 tane 0, yani 10 ohm şeklinde okumak lazım. 0 yazan direnç 0 ohm. Bunlar ilginç tabi. Daha çok jumper denen kısa devreleri yapmak için kullanılıyorlar 0 ohmluk dirençler. 394 yazan direnç ise 39'un sonuna 4 tane 0 konunca 390 bin ohm, yani 390 kilo ohm anlamına geliyor. Bir SMD örneğine daha bakalım. Burada yine yukarıda gördüğünüz gibi 0 ohmluk bir direnç var. İki nokta arasını bağlantı kurmak için kullanılmış. 103 yazan direnç. 10'un sonuna 3 tane 0, yani 10 bin ohm, 10 kilo ohm. 241 yazan direnç ise 24'ün sonuna 1 tane 0, yani 240 ohm şeklinde okunması gerekiyor. Direnç okumayı birkaç örnekle anlattım. Sorularınız olursa aşağıdaki yorum bölümünde sorabilirsiniz.